Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün göbek şişkinliğimden ve göbeğimden nasıl kurtulduğumu anlatacağım bu videoda. Yaklaşık 2 yıldır spor yapıyorum. Oldukça da zayıfım. Yani çok fazla kilom yok. Ama bir senedir spor yapmama rağmen bütün vücudum şekle giriyor. O göbeğim hiç gitmiyor. Böyle bir göbeğim var, sürekli şişik, sürekli göbekli. O göbek hiçbir zaman gitmiyor. Hep bende duruyor. Yani bu sporla da yürüyüşle de gidecek bir şey gibi de durmuyor. Yani günde her gün yaklaşık bir senedir 2 saat spor yapıyorum. 1 saat yürüyüş yapıyorum. Aksatmıyorum, o göbeğim inmiyor. Göbek şişkinliği, göbek gazı. Bağırsaklarla ilgili bir sorun biliyorsunuz. Ve bağırsakların çalışması da çok önemli. Bağırsak tembelliği olduğunda tuvalete gidemiyorsunuz. Öyle olunca kilo da veremiyorsunuz. İstediğiniz kadar sağlıklı yiyecekler yiyin, spor yapın. Bağırsaklarınız çalışmadıkça karnınız hep şiş kalıyor. Bağırsakların çalışması çok önemli. O yüzden üstelik ben çok sağlıklı besleniyorum, sağlıklı şeyler yiyorum, hiç katkı maddeli bir şey yemem. Yani tuzu, şekeri fazla tüketmem, hiç tüketmiyorum yani şeker, tuz. Ona rağmen yani göbeğimde bir şişlik var, siz düşünün. Biz zaten ailece zayıfız, öyle çok fazla kilolu değiliz ama hepimiz, bütün kadınlarda bir göbek var bizde. Benim kız kardeşim de çok zayıf, çok fit, onun fazla kilosu yok ama son zamanlarda iş yerinde arkadaşları ona biraz göbeğinin çıktığını söylemişler. O da bu rezene tohumunu bulmuş, araştırmış, içmiş bir hafta, iki hafta ve gerçekten faydasını görmüş. Ben de gittim, gördüm kız kardeşimi hafta sonu gittiğimde. Göbeği dümdüzdü, hiç göbeği yoktu, zaten zayıf ama göbeği gerçekten içine geçmiş şekildeydi. Bu rezene çayından bahsetti. Her gün annemle bunu içtiklerini anlattı. Bana da demlediler, ben de içtim. Rezene çayının tadını biraz acı zannediyordum ben. Genelde bitki çayları hep böyle acımsıdır, böyle içilmeyecek türdedir. Ama rezene çayı gerçekten inanılmaz hafifmiş. Çok hafif bir çay. Öyle acı bir çay değil. Zaten fotoğrafta, resminden de anlıyorsunuz. Çok açık görünüyor. Öyle koyu acı bir çay değil. Bu rezene çayını dedi, 2 haftadır içiyorum ve içtiğimden beri göbeğim dedi dümdüz oldu. Hiç gazım kalmadı dedi, şişkinliğim. Çok fazla gaz çıkartıyormuş ve tuvalete çıkartıyormuş. Ben de tabii tamamen buna inanarak, inanmak da çok önemli. O gün, pazar günü kendilerine çay yaparken bana da bir rezene çayı yapmalarını söyledim. İçtim. İçmemle beraber gerçekten gece yatana kadar bayağı bir gazım çıktı. Gece yattım uykumda, böyle karnımın içinde sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Havai fişekler patlıyor resmen. Karnımın içinde pıtır pıtır pıtır. O kadar gaz çıkıyor ki. Yani inanılmaz rahatladım. Ama insanı rahatsız edecek şekilde bir gaz değil bu. Karnım için sürekli çalışıyor ve çalıştığını hissediyorum bağırsaklarımın. Ondan sonra sabah da hemen tuvalete çıktım, çok affedersiniz uyanır uyanmaz. Gerçekten bu rezene çayını demleyip içtiğim zaman günde 2 kere tuvalete çıkıyorsunuz, büyük tuvaletinize, ve bağırsaklarınızı çalıştırıyor. Bazen 2 günde bir çıktığınız oluyor mesela. Aktardan bir poşet almış olduğum rezene tohumu, gördüğünüz gibi. Rezene çayını nasıl demleyeceğimi göstereceğim. Bu rezene tohumundan tam tamına bir çay kaşığı alıyorum. Fazla değil. Bardağımı boşaltıyorum. Üzerine sıcak kaynamış suyu ekleyeceğim. Suyu kettle'da kaynattım. Şimdi üzerine dökeceğim. Suyu kettle'da kaynattım. Şimdi rezene çayımın üzerine dökeceğim. Şöyle süzgecimi de koyuyorum. Kapatıyorum ağzına bitki çayı için. Böyle 5 dakika bekleteceğim. Ve süzüp bardağımı boşaltacağım, içeceğim. Videomu beğendiyseniz ve yeni videolar çekmemi istiyorsanız beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.